Hafızanın ve bilginin binbir rengi için çıkmış olduğumuz serüvenimizin yeni bir durağı için 105. hafta için karşınızdayız 1001'de. Tüm izleyicilerimizi içtenlikle, gönülden selamlıyoruz. Evet, hafıza atlasını her hafta burada başka başka kavramlara, coğrafyalara, şehirlere, atlaslara doğru açıyoruz ve yollara, yolculuklara çıkıyoruz. Bugün aslında bütün yolculukların başladığı o dağlara kadar uzanacağız. Altay dağlarına kadar uzanacağız. O hani tüten en son ocak diyoruz ya, hala o ocağın tütmesi için büyük mücadeleyi, rahmetli Mehmet Niyazi'nin ifadesiyle var olmak kavgası diyor ya, o varoluş kavgasını, mücadelesini, direnişini veren o topraklara, o şehre, o kadim topraklara, o kadim İslam ve Türk şehirlerinin atlasını, haritasını konuşacağız. Çok kıymetli bir misafirimiz var stüdyomuzda. Sadece dünyaya geldiği şehri paylaşayım. Urumçi'de dünyaya gelmiş bir misafirim var. Urumçi sonrasında bir başka ülkeye, bir başka şehre göç etmek zorunda bırakılan bir misafirimiz var. Kendisi bir düşünür, bir şair. Sonrasında Suriye'ye gittikten sonra tekrar Urumçi'ye geliyor ve onun sonrasında bir müddet Türkiye'de yaşıyor, Türkiye'mizde yaşıyor, Türkiye'mizde bulunuyor ve ardından da halihazırda Kanada'da yaşıyor. Yani Çin, Suriye, Türkiye ve Kanada. Acaba bu nasıl bir serüven? Acaba bu nasıl bir hat? Sadece bu dört ülkeyi, dört şehri, dört hattı özellikle paylaştım. Ve yayınımızın hemen açılışında elbette birçok isim zikredilebilir ama hafızama selam eden birkaç isim oldu yayını açmazdan birkaç dakika evvelinde. Mesela İsa Yusuf Alptekin ismini hafızam bana hatırlattı. Mesela Osman Batur ismini hafızam bana hatırlattı. O iki kurucu isme de, o büyük iki isme de büyük minnetle, rahmetle diyerek bu yayınımızı da, bu özel yayınımızı da bu iki kıymetli ismin şahsında tüm şehitlere, tüm öncülere ithaf etmiş olalım. Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan geçtiğimiz hafta bir ziyaret gerçekleştirdi malumunuz. Urumçi'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Kaşgar'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Kadim İslam ve kadim Türk şehirlerini ziyaret edeceğim dedi. Ve gök bayrak bir kravat ile o şehirleri, o kadim Türk İslam şehirlerini ziyaret etti. Orada Emine Hanım'la, Emine teyzemizle konuştu, konuşmaya çalıştı. Sayın Bakanımız elbette konuştu ama acaba ne kadar kendi dilinde konuşabildi? Ve Emine Hanım'ın o konuştuğu şehirde, çarşıda, bölgede biz nedense çok genç insan göremedik. Çok çocuk göremedik açıkçası. Normal bir hayat göremedik mesela orada. İşte biraz bunları konuşacağımız çok kıymetli bir misafirimiz var efendim. Ahmet Can Osman, kendisi Türkiye Yazarlar Birliği'nin bir programı vesilesiyle de İstanbul'daydı. Ben hem Türkiye Yazarlar Birliği'ne çok çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli İstanbul Şube Başkanı Sayın Mahmut Bıyıklı'ya çok çok teşekkür ediyorum. Birazdan stüdyomuzda o kıymetli misafirimizi ve bir başka kıymetli misafirimizi ağırlayacağız. Kendisiyle sohbete başlayacağız. Başladık. Hoş geldiniz. Buyursunlar efendim. 1001 sizi kadim İslam toprağı Türkistan'ın yaşayan en önemli şairlerinden biriyle tanışmaya davet ediyor. Uygur modern şiirinin ve modern şiir akımının kurucusu, sürgündeki Uygur hükümetinin eski başkanı Ahmet Can Osman. Bir varoluş mücadelesi olarak dil, şiir, düşünce ve kültür. Çin baskısına asırlardır direnen bir halk ve Çin kuşatmasındaki gerçekler. İsmail Halis soruyor, yaşayan Uygur düşünce ve şiirinin en önemli isimlerinden Ahmet Can Osman cevaplıyor. 1001 başlıyor. Evet, gerçekten de izlediğiniz, dinlediğiniz üzere çok istisna bir misafirimiz var. Ahmet Can Osman, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de size bu teşekkür ediyorum. Davetimize icabet ettiğiniz oldum. İçin sağ olasınız, var olasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evinize, toprağınıza,
bu Türk toprağına, Türk topraklarından hoş geldiniz. Ahmet Can Osman Dünya Uygur Yazarlar Birliği başkanlığını yapmaya devam ediyor kendisi. Ve İmran Sadai, aynı zamanda kendisi de genç bir şair olan İmran Sadai bugün yayınımızda hem bize tercüme edecek. Aslında çok güzel bir Türkçesi var. Biraz evet. İmran Sadai'den de bir şeyler, sadalar almış olalım niyetiyle. Hoş geldin. Eyvallah, İmran Sadai'de. Hoş bulduk, sağ ol. Şöyle ifade edelim hemen açılışta. Bir bilgi notu olarak da düşeyim. Programımızdan hemen sonra havalimanına geçecek kendileri. Kanada öncesinde Fransa'ya gidecekler. Fransa'da bir programa katılacaklar. Ve katılacağı programda Uygurlu şairlerle beraber Filistinli şairler olacak. Bu gerçekten çok ama çok anlamlı. O seyahat öncesinde biz kendisini yine yormuş olacağız. Ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İlk sorum şu olsun mu? Siz uzun yıllar, burada bir kısmını görüyoruz, yine konuşacağız, şiir yazdınız. Geleneksel, kadim, Uygur dilinin ve şiirinin modern temsilcilerinden birisiniz. Türk'ün dili şiir olmak zorunda mıdır? Ya da Türk'ün dili neden asırlardan bu tarafa en güçlü bir şekilde şiirle temsil edilmiştir? Sizin gibi çok güçlü bir şairi bulmuşken özellikle böyle bir soruyla açmak istedim yayınımızı. Eserlerden biri demokratkan Türklerin tele şiir tele buluş mecburiyeti bağımı muşundak bir mecburiyet bağımı ve nimişka yıllardan biri Türklerinin ki tele şiir tele bulup gülüyordu. Türkle insaniyet tarihi da en burun Osman bilen, kök bilen münasebet kurgan halk. Türkler insanlık tarihinde ilk önce gökle, semayla bir ilişki kuran ulustur, bir millettir. Şiir mi? Şiir mi? Şiirin tarihinden karagandı mı? Şiir kök bilen, Osman bilen münasebetlik bir sanattı. Şiirin tarihine baktığımızda da şiir gökle doğrudan irtibatta bulunan bir sanattır. Muşu yüzüdün karaga vaktimizde Türk'le ve ulanın teli ve şiir bu üçsi birbirine zıt bağlanan bulundu. Bu açıdan baktığımızda Türkler ve şiir ve diğeri kendisini saydı. Bu üçü şiir ile olan ilişkisi ve irtibatı bu sebeptendir diyor. Bu noktadan bakabiliriz diyor. Şuna Türk dili şiiri til. En burun şiiri til. Şundakla şiir, bu şiiri til veya şiir kök bilen, asman bilen, tenir bilen münasebetlik olduğu için bu yine bir tereptin diyanet, yine bir tereptin felsefe, yine bir tereptin dünya karış meselesi. Şiir gökle olan irtibatından dolayı bir sanat olduğu için bu bir bakıma yine diyor bir diyanet meselesidir, bir medeniyet meselesidir, bir felsefedir aynı zamanda. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Ziyadesiyle hülasa bir cevap oldu. Yani bütün asırlar boyunca üretilen birçok metnin hem gök kubbesini hem de kök kubbesini bize söylemiş oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Urumçi'de dünyaya geldi. Şimdi bu şehirlere, bu hatlara şöyle harita üzerinden baktığınızda 2024'ün dünyasındayız. Biz bugün içinden Çin geçen birçok politik cümle duyuyoruz. İçinden Suriye geçen birçok politik cümle duyuyoruz. İçinden Türkiye geçen birçok politik, diplomatik cümle duyuyoruz. Ve siz işte Fransa'ya gideceksiniz ama Kanada'da yaşıyorsunuz. Bugün Urumçi'de dünyaya gelmiş bir Uygur olarak Çin kavramı, ülkesi, varlığı sizin için bir şair olarak, bir Uygur düşünür olarak ne ifade ediyor? Bugünkü Nurgun Suriye, Kanada, Filistin digendek bir tarihimiz var. Bunların içindeyiz. Uygur şair buluş, Uygur mutefekkür buluş süptüğünüz bilen Xitay, Çin'den ibaret muş ufkun
sizge nimi deydi? Şu fukumunu bir tepersiniz deydi. Elbette siz özünüz eskertip ötkendek, ben bir Uygur. Ben almış Uygur bulu süptüm, aldı bilen, beni Xtay'a mundak şekilde karatudu. O bu olsun o. Öncelikle belirttiğiniz üzere ben bir Uygur'um. Dolayısıyla Uygur olmam Çin'e karşı ilk önce şöyle bir bakış açısında olduruyor. Xtay Uygurlarının devletinin işgal kılgıcısı ve müstemlikçisi. Çin Uygurları ve Uygurların devletini işgal edendir, onu müstemlike edendir, istila edendir. İşgaliyet ve müstemlike, yani işgal kılış ve müstemlik kılış, bu bir milletin, halkın, bir devletin iyilik hukukuna tecavüz kılış süpütü bilen bir halkaralık cinayet hesaplanır. Bir milletin, bir ulusun devletini işgal etti. Bu eylemi baktığımızda uluslararası ya da insanlığın bir cinayetidir. İnsanlığa işlemiş olduğu bir cinayet, bir suçtur Çin'in yaptığı. Bu şu nokta nazardan karga vaktimizde biz Xitay'a aldı bilen onun medeni bir halk ve devlet ikenliğini talep kılımız. Bu bizde Uygurlarla nispeten bizden ilgili hukukumuzu kaytırıp veriş ziminimizden çıkıp gitiştik muşundak şekilde gevrildi. Bu Çin'in bir medeni bir halk olduğunu varsayarak şunlara şu şekilde bir hitapta bulunuruz. Uygur topraklarından Doğu Türkistan'ın terk etmesini, oradan çıkıp gitmelerini istiyoruz. Bu şekil beliriyor bir Uygur olarak hem, bizde. Hem Xtaylı'nın mı hazırki, muşu eserde, muşu zamandaki ilgar medeniyetlik bir millet bolu süptini muşu şekilde ola dünya gösterilecek. Onlar ancak böyle yaparak kendisinin medeni ahlakı ahlaklı ve insanlardan olan bir ulus ve millet olduğunu dünyaya ancak bu şekilde ispatlayabilir. Biraz agresif bir soru sormak istiyorum. Biraz sert bir soru sormak istiyorum. Direkt kitabın ortasında. Türkiye'de Doğu Türkistan Uygur meselesi biraz şöyle sosyal medyada ve kamuoyunda algılanıyor. Özellikle şu son 5 yıldır. Daha ziyade İslami STK'lar denilen yapılar, kuruluşlar gerçekten de çok uzun yıllardan bu tarafa Uygur mücadelesinde çok aktif bir şekilde Uygurluların sesi olmaya çalışıyorlar. Fakat bir grup tırnak içerisinde Türkçülük adına, Türkçülükle zerre ilgisi olmayan bir grup bu STK'ları hedef alıyor. Bir böyle bir grup var. Ve bu gruplar bugüne kadar Doğu Türkistan mücadelesi için hiçbir şey ama hiçbir adım atmamış gruplar. Bu bir tarafta dursun. Diğer tarafta Çin'in söylemini Türkiye'de benimseyenler var. Çin ne diyorsa böyle düşünen siyasetçiler var. Var. Ekranlarda konuşan eski emekli askerler var. Bizim askerlerimiz, paşalarımız. Çin'in bakış açısıyla bakıyorlar. Rusya'nın bakış açısıyla bakıyorlar. Çin ne derse öyle düşünüyorlar. Yazarlar var, akademisyenler var. Ve bu tür STK'lar var. Türkiye'de bunlar var. Öz itibariyle çevirmen yeterli bunları. Ya da ne kadar arzu edersen. Çiğnediniz kanka. Çiğnediniz. Anlamış. Bir de maalesef bugün CIA malum dünyadaki bütün acıları kendi kirli siyaseti için Amerika Birleşik Devletleri malum istismar ediyor.
Ve aynı şekilde bu tür haberleri, bu tür toplama kampları ile ilgili özellikle haberleri Amerika Birleşik Devletleri merkezli bütün haber ajansları istismar ediyor deniliyor. Ortada böyle farklı kanaatler var. Sizler gibi bugün gerçekten yaşayan Uygur düşüncesinin, şiirinin en önemli, en güçlü isimlerinden birisini ben sizleri burada stüdyomuzda bulmuş iken, misafir ediyorken bu soruları bu açıklıkla, bu çıplaklıkla kitabın tam ortasından size sormak istedim. Çünkü maalesef Türkiye'de biraz bulunduğumuz kamplar üzerinden değerlendiriyoruz. Oradaki acıyı da görmüyoruz, o soykırımı da görmüyoruz. Sanırım bunu en net öğreneceğimiz, dinleyeceğimiz isimlerden birisisiniz. Ne söylersiniz efendim? Şimdi anladım. Anneme Uygur sözler vereyim. Neydi? Belki. Meyli Türkiye olsun, meyli Garip devletleri olsun veya Şarık devletleri olsun, hemisi bizim meselemiz ne? Yani Şarkı Türkistan meselesini kondaktor bir milletin, yani Hıtay'daki bir asallık milletin kişilik hukuk, kişilik hukuk meselesi dep karab geldi. İster Türkiye'deki insanlar olsun, ister Avrupa'daki veya dünyanın herhangi bir yerindeki insanlar Uygurlar meselesine sadece bir insan hakları ihlali meselesinden ibaretmiş gibi bakıyorlar. Şimdi bu kişilik hukuk defsendiriciliği hazır bulanın nezirde bu şu ırkı kırgınçılık Hıtay Uygur halkı karta yürgüzüp atkan ırkı kırgınçılık şekli de görünüp atadı. Şu an bunların bakış açısında şöyle bir görünüm var. Soykırım olarak görünüyor. Uygur meselesi soykırım olarak görünüyor şu an diyor. Lakin bu meselenin özü emez. Eğer biz misal alıp bir kesel bilen o keselinin ki kesel bilen o keselinin ki alametleri, simptomları, alametleri desek mesela bir zukam boğan adam onun ki burnundan su akıdı, bir şey ağrıydı, kızıtması buludu desek bunların hepsi bu şu keselinin ki alametleri buludu. Ama meselenin kökü bundan ibaret değil. Bir örnek olarak bir örnek verdi. Hastalıklar üzerinden örnek verecek olursam diyor. Grip bu bir hastalıktır. Asıl mesele griptir. Fakat diğerleri işte gözden yaş akmak, akıntı, baş ağrısı, ateş bunlar belirtilerdir. Hazır kıyma şu kamplar meselesi. Şimdiki toplama kampları konusu. Bu kesellik'in özü emez, bu kesellik'in bir alameti. Bu hastalığın kendisi değil, hastalığın belirtileri, septomlarıdır. Eğer kamp meseleleri hel kılınsa, Şarkı Türkistan halkının, Uygur halkının meselesi hel bulundu. Eğer toplama kampı meselesi çözülürse, kurtulursa, Uygur halkının konusu, mevzusu kapanır mı acaba diyor. Bu alamet yok algan bilen, kesel yok almagan buludu. Bu illet yok olmuş oluyor, çözülmüş oluyor. Fakat hastalık iyileşmemiş, gitmemiş oluyor. Şuna aldı bilen, benim isteydiğim bütün dünya miqyasındaki halkla, devletle, teşkilatla, hükümetsiz teşkilatla, bizim meselemizin ki, Şarkı Türkistan meselesinin ki, aldı bilen kesilige dikkat kılış, şu keselini itiraf kılış bilen başlandı. Bana göre diyor, bütün dünyadaki teşkilatlar, STK'lar, hatta hükümetler dahil, seyirciler, herkes dahil, Doğu Türkistan meselesindeki belirtilere, az önce örnekte verdiğim gibi, belirtilere değil, asıl hastalığın köküne, meselenin köküne
bakmasını istiyorum, rica ediyorum ve bu hastalığın kökünün ne olduğunu itiraf etmelerini istiyorum. Hazır bizimki Şarkı Türkistan halkınınki meselesi bir işgal kılınan, müstemle kılınan zemin meselesi, halk meselesi. Şu anki Doğu Türkistan halkının meselesi işgal altındaki bir devletin, bir toprağın meselesidir. İşgal kılgıcı, işgal kılgıcı, işgal kılınıcı ne? Kılınıcı ne? Yokuşunu közleydi her vakit. İşgal eden, işgal edileni silmeyi, yok etmeyi amaçlıyor her zaman. Kırgınçılık, derki kırgınçılık, ağzı kamla, muşu halkının bar buluş, tüm ibaret, muşundak bir hakkını yok kılış. İstiki bilen buluvatkan iş. Toplama kamp meselesi işte bu yok etme amacında yok etme amacında yapılan eylemlerden biridir diyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Fakat bu çok net oldu. Daha biz bu kampların var olup olmadığını kamuoyu konuşuyor. Size diyorsunuz ki temel bu değil. Daha büyük işgal var. 100 yıla uzanan bir işgal var. Bu toplama kampları zaten var ve bu işgalin, bu toplu işgalin bir parçası sadece tabii, toplama tabii, kampları. Tabii. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir araya gideceğiz. Ahmetcan Osman misafirimiz, Dünya Uygur Yazarlar Birliği Başkanı ve İmran Sadai, Dünya Uygur Yazarlar Birliği Yayın Müdürü. Ara sonrasında bu gerçekten de arşivlik çok önemli yayınımızı sürdüreceğiz efendim. Buyursunlar. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Dünya Uygur Yazarlar Birliği Başkanı Ahmetcan Osman misafirimiz İmran Sadai stüdyomuzda. İlk bölümü neticelendirdik. Hafıza ve bilginin haritası diyoruz ya, o haritayı ve o hafızayı bizzat oradan ilk bölümde dinleyelim. Daha yakından bir kez daha o hafızayı keşfedelim arzu ettim. Şimdi evvela burada hemen yanı başımda duran çok kıymetli eserler var. Çok önemli. Bu eserlerin hikayesini ve kendi hikayesini biraz daha yakından izlemiş, dinlemiş olalım. Arapça yazdı temelde ve eserleri Almanca'ya, Fransızca'ya, İspanyolca'ya, Japonca'ya, İngilizce'ye çevrildi. Urumçi'de dünyaya geldi. Hemen açılışta ifade ettim özellikle. Türkçe'ye de umuyoruz ki, temenni ediyoruz ve diliyoruz ki en kısa sürede eserleri kitap olarak, çevirileri elbette yapıldı, şiirlerinin kitap olarak da neşredilir, çevrilir. Öncelikle bu eserleri biraz tanısak, oradan başlasak mı? Adım ile eserleriniz de mürtülürsünüz. Eserler dediğinde kitaplarını. Belki bir şaire sorulacak en zor sorudur. Zaten yazılmış. Lütfen eserlerinizi hülasa edebilir misiniz demek ama evet. İzleyicilerimiz elbette, biz de sizden dinlesinler. Ben önce Uygur dilinde yazıyorum. Uygur dilinde yazdım. Sonra Hıtay'ın besimi bilen, şiirlerimin Hıtay'da ilan kılınmasını bilen başka tıllarla yazışka mecbur oldum. Bolum Arapçı'da, Arapçı'da. Sonra şiirlerimin Çin matbuatlarında basılmamasından dolayı. Çin matbuatları değil mi? Uygur bizim Uygur matbuatları. Uygur matbuatlarında basılmamasından dolayı ki sebep olarak da Çin baskısı. Kaçlı yıllar? 1986'dan keyin asasen. En ahırda kesilgen vakti, ilan kılınmaz buluş vakti 1996'dan keyin. Matbuatlarda yayınlanmama meselesi 1900 kaç dediniz? En ahir kısmı 96. 96'dan sonra Uygur matbuatlarında yayınlamalar olmamış. Yasaklandı. Çin baskısından dolayı Uygur matbuatlarında yayınlanmadı. Arapça yazdım. Bunun dinkin Uygurçadan, Arapçadan başka tıllara tercüme kılınmaya başladı. İngilizceye tercüme kılındı. Bir
şiirler toplamı, tallan eserler. Sonra Arapça yazmaya başladım. Şiirlerim Arap dilinden dünyanın farklı dillerine çevrilmeye başladı. İşte şu an orada tutmuş evet, olduğunuz kitapta İngilizceye çevrilmiş şiirlerdir şu da. Onun için ki elbette bu İngilizceye tercüme konulan kitap Uygur şiiriyet tarihi da bir Uygur şairinin ki varlık şiirlerinin tallanma eserleri bulup bir kitapta neşir kılınışı tuncak ettim bu iş. Başka bir tılda. Uygur şairlerinin şiirleri başka bir tılda, yani İngiliz tılda tercüme kılınıp İngilizce çıkan tuncak kitap. Bir kitap bulup çıkan şiirleri kitap bulup çıkan. Bu kitap Uygur şairlerinin içerisinde seçme şiirlerinin bir kitap haline getirilip farklı dile yani İngilizceye çevrilip çıkan ilk kitaptır diyor. Yani Uygur şairlerinin değil. Uygur şairlerden başında bir kitap çıkıp bakmakan. Bir şairinin ki şiirlerini tercüme edip bir kitap şeklinde İngilizce'de metbuatı da neşir kılınmakan. Bu tuncu katı neşir kılınmış. Daha önce Uygur tılda böyle bir kitap çıkmamıştı. Şimdi açılışta ifade ettim. Türkiye Yazarlar Birliği Şubesi İstanbul Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın yakın zamanda kaleme aldığı bir yazıda, o da sanırım İmran Sadai'nin de tanımlaması aynı zamanda. Sizle de az evvel yayın öncesinde hangi şairleri okudunuz, Türk şairleri okudunuz diye sorduğumda Uygur şiirinin İsmet Özel'i tanımlaması yaptığını okudum, gördüm. O yönüyle sizin şiiriniz güçlü bir şiir. Modern bir şiir ama bence bunlardan daha ziyade özgün bir şiir. Yani modern kelimesine yönelik olarak çok böyle literatür üretilmiştir. Üzerine çok cümle kurulmuştur eleştirmenler tarafından ama şiir evreni içerisinde eleştirmenler tarafından sizin şiirinizin gelenek karşıtı mı olduğu da biraz tartışıldı. O yönüyle de bence İsmet Özel'le birlikte anmak bence çok uygun olacaktır hakikaten. Siz tam olarak o geleneğin dilini bugünüme taşımayı amaçlıyorsunuz ya da şiirde bu derece özgün bir dil tercih etmenizin temel sebebi nedir? Şimdi yeni şiir ya ki modern şiirlerini adette kişiler kanda karaydı dese o kütülle ötmüş bilen münasebetin üzgen de karaydı. Modern şiir, yeni şiire genelde insanlar şöyle bakıyor. Gelenekle bağını tamamen koparmış bir şiir olarak bakıyor insanlar diyor. Lakin benim nezerimde benim nezerimdeki yenilik o her gizim o enevelen bir milletin enenisi boğan, ötmüş boğan enenisi olan bütünlüğü münasebetini üzüş yemez. Belki aşu enenini kayıt edin, tırıldırış. Aşu enenini kayıt edin, nefeslendiriş. Ama bana göre yeni şiir, modern şiir sizin tabirinizle, şiir bana göre eneneye, geleneğe karşı maziye karşı olmak değil, tam aksine geleneği, maziyi yeniden diriltmek, yeniden ona nefes aldırma işidir. Fransiyenin ki edebi ozorcisi Roland Part. Avantgard ne? Onda tabirleydi. Avantgardlık ötmüşünün yeni bir şekliydi. Fransız şair Roland Barthes, adını yanlış telaffuz etmediysem. Roland Barthes avantgard kavramını şu şekil tarif ediyor diyor. Geçmişin yeni bir yeni versiyonu. Geçmişin yeni versiyonu. Şuna şiir benim nazarımda ve ben yazan şiirlerimi emeliyette Uygur enenesinin hem de Uygur enenesinin, Uygur ötmüşünün yeni bir şekli, yeni bir tınıkı. O yüzden bana göre şiir ve aynı zamanda benim yazdığım şiirler
Uygur geleneğinin, Uygur tarihinin, mazisinin yeni bir soluğudur, yeni bir versiyondur. Özellikle ilk şiiri değil belki ama çok büyük çıkış yaptığı ve tartışılan bir şiiri var. O şiirin bu derece yankı bulmasının temel sebebi neydi sizce? Kendisi nasıl görüyor onu? Kısa bir şiirdi, orijinal bir şiir, onu da biraz konuşmak isterim. O şiirin ilk tunç kedim muşta bir gulgul kozguşti ki asaslık sebepler nokta nimo şairin nispeten. Aldı bilen o şiir kene menen ek sadayım degen şiir. Tört sözden terkip tapkan. Bütün bir şiir tört sözden terkip tapkan. Önce diyor o şiir çok kısa bir şiir. Evet. Dört kelimeden oluşuyordu diyor şiir. Şuna o tört sözlük bir şiir. Bunun da ne kapiye buludu, ne vezin buludu. Dört kelimeden ibaret oluşundan dolayı onda ne kafiye bulunabilir, ne bir vezin bulunabilir, ne bir hece bulunabilir. Kitapkallah o kafiye vezinli köyüme geldik ki bu şiirden bütünley şiiriyetinin en enesinden, ötmüşüden, münasebetinden üzgen de karaydı. Okurlar bu şiir okuduktan sonra içinde gelene ait o şeyleri görmediğinden dolayı o şiire gelenekle bağını tamamen koparmış bir şiir gözüyle baktılar diye. Bu şiirde mesela kelimenin eksisi daimde ben tağlığa hitap kılamam. O şiirde kelimenin eksisi daim. Ben yani Türkçe şu an hani şiiri bir çevirim olmaz ama hani düz lisan diliyle çevireceksem hani benim yankılarım gibi bir manaya varabiliriz. O şiirde diyor ben hani benim yankım diye dağlara sesleniyorum. Tağlar, o benim ötmüşüm, benim zeminim, benim halkım, benim varlığım, benim medeniyetim, hepsinin ki simboli tağla. Da benim ötmüşüm, benim yani geçmişim, mazim, geleneğim, tarihim ve aynı zamanda medeniyetimin sembolüdür diyor. Dağlar benim varlığım. Ben şunu hitap edip, benim eksadayım kineyi, deyip soradım. Demek bu yerde benim avazım, benim avazım aşu tağla. Benim avazımga ek sada kaytırmasa demek benim avazım Uygur'un avazı bulmaydı. Ben dağlara hani az önce belirttiğim gibi varlığım olan geçmişimi de tarihimi de temsil eden dağlara benim yankım nerede diye bir soru soruyorum. Yankım. Eğer dağlardan benim yankım gelmezse o vakit benim sesim Uygur'un sesi olmaz. Bu dağlar aynı zamanda tabii Altay Dağları. Tabii. Ve bütün dağlar. Tabii. Değil mi? Tabii. Önce Altay Dağları. Önce Altay Dağları. Uygur Dağları, Türk Dağları, sonra insaniyetin. Yani bütün dünyanın İnsanlığın dağları. Bütün dağları. Hakikaten çok vizyoner bir metafor gücü çok yüksek bir dört kelime. Yani dağlara soruyorsunuz o yönüyle. Ben şimdi o metni de buradan açmış olayım. Uygurca o dört kelimeyi alacak olsak? Uygur şiirinizi kapırırız. Şiirinizi Uygurca. Şiirin mavzusu hain dağla. Şiirin başlığı hain dağlar. Şiirin metni özü kini menin eks sadayım. Şiir buldum. Özellikle Uygurca'da sizden almış olmam gerekiyordu böylesi özel bir yayında. Şimdi biz konuşurken, sohbet ederken aynı zamanda birçok görsel de ekrana yansıyor. Sizin farklı farklı seyahatlerinizden bazı fotoğraflar görüyorum. Hala gençsiniz elbette ama yine ilk kitaplarınızı yazdığınız zamanlardan bazı fotoğraflar da yansıdı ekranımıza. Yine şiirlerinizin, kitaplarınızın kapaklarını da ekranda görmekteyim. Gunga kelimesi nedir Ahmetcan Bey? Gunga Uygurca tutuk degen söz. Yani şeriyetke tetkik kılgan vaqtida o inaksızlık degen gel. Gunga Uygurca kelime anlamıyla muğlak, net görülmeyen anlamlarına geliyor. Ama şiiriyette bu belirsizlik, net olmayan anlamını taşıyor. O gunga degen sözünü bizninki destlepteki şiiri herkitimizni gunga deyip ataştı başkala.
Emeliyette o şiirininki bir terpini kösesim o. Lakin biz ilip bağlan bu hareketinin bütün bir kartinasını veremeyiz. Bizim ilk başlattığımız şiir harekatının adını Gunga diye tabir koydular. Bazıları birileri böyle bir tabir koydular. Bu Gunga kelimesi o harekatın belli bir kısmını, belli bir yüzünü anlatabilir, ifade edebilir. Fakat bu kelime o harekatın tamamını, bütün anlatmak gövdesini anlatamaz. Yetersizdir. Lakin kandaklı olmasın, şiirinin ki mahiyetiksel yıkılışıdır. Tutuksuzluk, inaksızlık diyen mânide. Fakat yine de şiirin asıl mahiyetine biraz da olsa yaklaşıyor. Çünkü belirsizlik net olmayan manalara taşındığından dolayı. Şöyle, sizin metniniz, şiiriniz için şunu söyleyebilir miyiz? Kurduğunuz dil için. Sizden ziyade aynı zamanda okuyucudan da, muhatabınızdan da katkı bekleyen ve onun zihnine emanet edip onun kendisinin çoğaltmasını bekleyen metinler. Sizin undak eserlerinizi şundak bir nesil değilsen bulam diyordu. Fakat yani sızdırlam. Çıkan onu okuplan bir nesil düşünürken emez. Hmm. Belki tam eksice okurmen okugan dinkin üzünün zihni dünyası da onun nuru kullugan versiyonlarını çıkaralaydı. Elbette şundak. Elbette şundak. Elbette öyledir. Çünkü şiir iki nesilden terkip tapıdı. Çünkü şiir iki şeyden oluşuyor. Biri şair. Biri şair. Yazgıcı yani yazılığını, biri okurmen, onu okuyduğunu. Şiir bana şu şair bilen yazgıcı, okurmenin oturusundaki söygü bu nasibeti buldu. Şiir iki şeyden oluşuyor. Biri şair, diğeri onu okuyan okur. İşte şiir şair ile onu yazan ile onu okuyan arasındaki sevgi bağlamından, o ilişkiden var oluyor diyor. Eyvallah. Sevgi dediniz, dünyadaki bütün sevgi sözcüklerini toplasak herhalde Yunus Emre'nin kurmuş olduğu mısraların bir tanesi hepsini hülasa eder. Doğru. Yoluna çıkıyoruz. Siz Yunus'u çok önemsiyorsunuz. Yunus Emre nerede duruyor sizin dünyanızda? Bütün dünya şiiriydi de. Bütün dünya şiirinde. Men okugan şiirlerinin içi de. Şiirlerinin içi de. Yunus Emre bilen meselen kadimki insaniyetinin kadimki danlık şairleri ve şundakla insaniyetinin hazır şairleri ve insaniyetinin şundak italayımın insaniyetinin kelbüsüdeki uluğ şairleri hemisi Yunus Emre. Yunus Emre hemisi şula. Diyor ki benim okuduğum şiirlerin içerisinde hatta milat öncesi hatta daha o kadar öncelerine dahi gidebilecek olan bütün kadim şairler içerisinde ve hatta net bir şekilde şöyle de söyleyebilirim diyor. Bundan sonra gelecek olan şairlerin içerisinde hepsini toplasak hepsi bir Yunus Emre'dir. Hem Yunus Emre hepsidir. Ve Yunus Emre bütün o şairlerdir. Mesela bizdeki Navai. Alişir Navai. Alişir Navai. Mesela Paris'taninki Celaleddin Rumi Mevlana değili, Yunus Emre değili. Mesela hatta zamanımızda yaşavatkan şairlerden ya komsa zamanımızda Nobel Edebiyatı mükafatı erişken danlık şairlerin Octavio Paz'ın değili. Bunların hemmesi de Yunus Emre'dek. Fakat ben deslepte sözümde itkandek köh bilen münasebet ornatkan, kök bilen söygü ornatkan şairler. Alişir Nevai olsun, Mevlana Celaleddin Rumi olsun, hatta Batı'nın Nobel Edebiyatı'na nail olan Octavio Paz olsun, hepsi diyor Yunus Emre gibi önce semayla bir bağ kuran şairlerdir. Maşu insan bilen ilahının otursadaki söygünü, söygünü yazgan varlık şairla Yunus Emre'dek şairla buludu. İşte bu ilahla insan
arasındaki bu aşkı, bu sevgiyi yazan tüm şairler birer Yunus Emre gibi şairlerdir. Diyor. Eyvallah. Yaratıcıyla kul arasındaki o aşkı. Ete kemiğe bürünüp Yunus diye görünmek dediğimiz mesele yani. Hay hay, şimdi yayınımızın son dilimine doğru yaklaşıyoruz. Siz şiirin dışında bir düşünce insanısınız. Uygur düşüncesinin yaşayan gerçekten son önemli isimlerinden bir tanesisiniz. Gelecek dediniz ya az evvel. Geleceğe baktığınızda bu mücadeleyi, siz Kanada'da yaşıyorsunuz. Dünyanın birçok farklı yerinde yaşayan Uygur dostlarınız var, entelektüeller var. Geleceğe baktığınızda, geleceğinizde Uygur düşüncesi, dünyası, mücadelesi adına hem kendinizi hem yol arkadaşlarınızı nerede görüyorsunuz? Biz bunu hazırmış, bugünkü günümüzde selam görüp durup selam. Medeniyetimiz bizim zeminimizin işgal kıvıcı tarafından yok kılınışka başlangan ve şundakla hazır yokluk girdabı kep kalan bir medeniyet. Hepinizin görmüş olduğu üzere biz medeniyeti yok olmanın girdabına sürüklenmiş kimseleriz şu an. Durumumuz bu. Bu hem de bunun birinci ifadesini mi olduğu ise bütün şu Uygur ziyalileri, yazgıçları, şairleri, senetkarları ve mütefekkürleri bir tılda tefekkür kıldı, yazıdı, oylaydı. O bosun Uygur tili. Hazır Uygur tili yok oluş. Gırdabı da turbat oldu. Eğer onu bütünle yok olup buldu diyemezsek. Bunun birinci ifadesi olarak da ele alacak olursak diyor, bütün Uygur şairler, akademisyenler, yazarlar, mütefekkirler hepsi tek bir dilde düşünüyor, tek bir dilde yazıyorlar. O da Uygurca. O şu an yok olmanın girdabında. Tamamen yok oldu diyemeyiz ama o girdapta, o yok olmanın eşiğinde duruyor. Şu an ben mi, ben benim sebdaşlarım mı? Başka şair, yazgıcı, senetkarlar mı? Vatan işi de olsun, vatan sırtı da olsun. Hemimiz muşu takdirine şahatımız. O yüzden ben buna dahil, benim yol arkadaşlarım da buna dahil, Doğu Türkistan'ın memleketin içindeki bütün akademisyenler ve yazarlar da buna dahil, bu kaderi paylaşıyoruz şu an diyor. Hem de bizimki muşu takdirimiz, ortak takdirimiz boğan muşu yok oluş. İşte yani, bizim ortak kaderimiz olan bu yok oluş. Hemimiz tam birlikte yaşavatkan bizimki bugünkü facialik hayatımız desek mi oldu? İşte bu hepimizin hep beraber ortakça yaşadığımız bir insanlık faciamız diyebiliriz. Bu soruyu soracağım için özür diliyorum. Biyografinizden öğrendiğim kadarıyla babanız, rahmetli babanız Çin cezaevinde bir süre kaldıktan sonra çıktığı gibi kısa bir süre sonra hayatını kaybediyor. Ve bu sizin yazı hayatınızı da, karakterinizi de, hayata bakışınızı da etkiliyor, mücadelenizi. Urumçi'de bugün en çok gönül dağınızda, zihninizde, kalbinizde özlediğiniz ve hep içinizde yaşattığınız yer, mekan neresidir diye bir soru sorsam. Hem de siz yer, mekan da bunu muayyenleştirdiniz, belgelediniz. Şimdi yer, mekan olarak bir somutlaştırdınız, bir bölge olarak bunu böyle sordunuz diyor. Lakin muşu siz bana köstüvatkan, bana belgelevatkan muşu yer, muşu makan benim nezirimde küçük vaxtlarımda bana anam eğitip verdiğin Uygur halk çöçeklerden ibaret. Ondan sonra vaxta da Uygurlarının ki iğiz edebiyatı, Uygurlarının ki yazma edebiyatı, yani yığıp etka vaxta da Uygurlarının ki milli medeniyeti, milli kültürü.
bunu somut olarak netleştirdiğiniz için söylüyorum diyor. Uygur benim o asıl çocukluğumu, gönül dağımda olan yer. Annemin ben çocukken bana ninni yerine söylediği Uygur halk masallarındadır diyor. Orası benim yerim, bahsettiğiniz o konum orasıdır. Dolayısıyla da buradan çıkarak yola söylüyorum. Uygur sözlü edebiyatı, Uygur halk masalları ve dolayısıyla da Uygur milli medeniyet mirasıdır diyor. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu cevap için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi son dakikalara giriyoruz. Ben izleyicilerimize de bu notu düşmüş olayım. Açılışta ifade ettim ya, kendileri bizim yayınımızdan sonra havalimanına gidecek ve birkaç saat sonra Fransa'ya doğru yola çıkacak. Fransa'da Uygur şairler kendisini bekliyor olacak, şair arkadaşları, ve Filistinli şairler kendisini bekliyor olacak. Şiirler söyleyecekler, birlikte tanışacaklar. Ben kendisine az evvel dedim ki, size bunu hediye etmek istiyorum dedim, takdim etmek istiyorum dedim. Fakat sonra düşündüm, onun adına düşündüm. Paris Havalimanı'na indiğinde acaba sınırda bir problem yaşar mı diye düşündüm. Böyle bir diyalogumuz geçti. Ben müsaade ederse takdim etmek istiyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlarım, şimdi yakın planda da çekiyorlar. Şöyle, evet arkadaşlar. Evet, Uygur şairimizin, çok kıymetli Ahmet Can Osman'ın yaka kartında şu anda Fransa'ya kendisini uğurlayacağız. Ve orada aslında bir Uygur'un bir Gazeli ile birlikte dünyaya ne söylediklerinin de şu anda suretini ve siretini hocamızda görmüş oluyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli hocam, şöyle son sorum şu olsun. Bizi şu anda izleyen izleyicilerimize, genç arkadaşlarımıza, ilk bölümde, ilk dilimde bazı soruları çok açık sordum. Çünkü emin olunuz, Türkiye'de gerçek ya da yalan olmasından ziyade bir konuyu nasıl anlattığınıza göre gerçek değişiyor. Doğru. Bu bütün dünyada böyle maalesef. Bir soykırım var. Fakat dünya medyası bugün ne yazarsa gerçek öyle algılanabiliyor. O yönüyle açıklıkla size ilk bölümde bazı sorular sordum. Siz de çok net cevaplar verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz de eminim dikkatle, rikkatle izlediler, dinlediler, sağ olsunlar. Bir Uygur düşünür olarak, şair olarak Türk izleyicilerine özellikle ama özellikle sizlerden rica ediyorum. Şu noktalara lütfen dikkat ediniz, hatırınızda tutunuz diye ayrıca belirtmek istediğiniz, söylemek istediğiniz mesajlar acaba neler olur? Her kandak bir insan meyli o Uygur olsun veya ki başka milletlerden olsun, o aldı bilen özünün medeniyetinin gevdilenişi, medeniyetinin ki bir yaralması olur. Bütün insanlar, herhangi bir insan diyor, ister Uygur olsun, ister Türk, ister farklı bir milletten, ilk önce kendi medeniyetinin bir tecellisi, bir gevdesi, bir gövdesi oluyor diyor. Şuna o kim buluşurdun katli nazar, muşu medeniyetige, muşu medeniyetige varislik kalanmaydıken o çağda o özünün kimliğini yokatkan bulur. O yüzden kim olursa olsun fark etmeksizin kendisinin medeniyetine varis olamıyorsa o kendi kimliğini kaybetmiş demektir. Hem de undakta mesela bir Türk'ün, Türkiye'de yaşayan bir Türk'ün medeniyeti ne diyen sual geliyor. O zaman şöyle bir soru doğuyor. Türkiye'de yaşayan bir Türk'ün medeniyeti hangi medeniyet? Hem de her kandak bir Türk benim medeniyetim nime de soruşka mecbur oldu. Çünkü muşu sualga bergen cevabı
onun kimliğini berpa kıldı yaradan. O yüzden bütün Türk'ün, herhangi bir Türk'ün sorması gereken bir soru doğuyor. O da benim medeniyetim nedir? Onun bu soruya vermiş olduğu cevap onun kimliğini kimliğini belirliyor. Çok sağ olunuz. Çok şey sordum, çok şey anlattınız. Her biri gönlümde, hafızamda kaldı ama iki soru evvel yöneltmiş olduğum o soruya aldığım cevap beni çok sarstı. Urumçi'de en çok zihninizde kalan, gönlünüzde kalan, hatta gönül dağınızda kalan mekan neresidir dediğimde annenizin size söylemiş olduğu o kadim Uygur ezgileri, ninnileri, şarkıları, türküleri dediniz. Herhalde sizin o dört kelimelik dağlara sorduğunuz benim yankım nerede? İşte orada. Tabii. Değil mi? Tabii. İşte orada. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani sağ olasın. Ben de sizde dedim okurmenimi gördüm. Ben de diyor sizde kendi okurumu gördüm diyor. Ne güzel, ne güzel. Var olasınız. Çok selam ediyoruz. O vesileyle bir kez daha tüm içtenliğimizle ifade edelim. Sadece bu bugün için değil, emin olunuz uzun yıllardan bu tarafa Doğu Türkistan mücadelesi, Uygur mücadelesi, Türklerin mücadelesidir. Bu topraklarla binlerce insan yanınızda, kalbinizde, gönlünüzde ve bu mücadelenizde yanınızda. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çeviriler içinde, katkılar içinde. İyi yolculuklar diliyorum sizlere. Çok selamlar, çok saygılar. Evet, kıymetli izleyicilerimiz. Gerçekten de yine özel bir yayınımızı daha geride bırakmış oluyoruz. Çok kıymetli Ahmetcan Osman misafirimizdi. İmran Sadai sağ olsun. O da çeviride yardımcı oldu. Yayınımızda bize eşlik etti. Dünya Uygur Yazarlar Birliği Başkanı ve Dünya Uygur Yazarlar Birliği yayın müdürünü yayınımızda misafir etmiş olduk. Takdir sizlerin. Geride kalacak nice cümleyle beraber hafızamızın önümüzdeki haftalardaki serüvenlerinde buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın.